Ülkemizdeki işçiler, kamu çalışanları ve dar ve sabit gelirler vergisini kuruşu kuruşuna ve zamanında ödemektedirler. Ancak yıllardır birçok kesimin vergi borcu affedilmekte veya vergi indirimi yapılmaktadır. Bu nedenle dar ve sabit gelirler üzerindeki vergi yükünün azaltılması taleplerini sürekli dile getirmektedirler. Bu konuda bir çalışma. Siz daha önceki yıllarda kamudaki araçların yakıtları için çerez parası olarak bir nitelendirme yapmıştınız. Bugün medyada yer alan bir habere göre 10 bakanlığın 2002'den bu yana 545 milyon 617 bin lira yemek, pasta ve çiçek harcaması yaptığı doğru mudur? Bu da mı çerez parasıdır? Sayın Bakan, bir kez de şu emekliye verdiğiniz sözü tutun. Onun yüzünü güldürün. Promosyon dediniz, yıllarca beklettiniz. Şimdi bankaya promosyon için başvuran emekliye banka kredi kartı alacaksın. Kredili mevduat hesabı açacaksın. En az iki tane düzenli fatura ödemesi yapacaksın diyor. Eğer burada bir eksik varsa bugün bankaya giden Edirne Yenikadın köyünden Celalettin Duran abimiz aynen bunları söylüyor. Bankaların böyle tekliflerde bulunması doğru mudur? İki, ülkemizdeki işçiler, kamu çalışanları ve dar ve sabit gelirler vergisini kuruşu kuruşuna ve zamanında ödemektedirler. Ancak yıllardır birçok kesimin vergi borcu affedilmekte veya vergi indirimi yapılmaktadır. Bu nedenle dar ve sabit gelirler üzerindeki vergi yükünün azaltılması taleplerini sürekli dile getirmektedirler. Bu konuda bir çalışma. Yaklaşık bir ay önce sicil affını meclisten geçirdik. Vatandaş benim üzerimdeki kırmızı kalem silindi, artık bankadan kredi alabileceğim diyor, bankaya başvuruyor. Sonuç yine hüsran. Sizin siciliniz bozuk diyorlar. Hatta bazı bankalar daha da ileri giderek senin kardeşinin ya da senin eşinin sicili bozuk, sana kredi veremeyiz diyor. Bu ne biçim sicil affı? Bu konuda bir önleminiz var mı? İkinci sorum, siz daha önceki yıllarda kamudaki araçların yakıtları için çerez parası olarak bir nitelendirme yapmıştınız. Bugün medyada yer alan bir habere göre 10 bakanlığın 2002'den bu yana 545 milyon 617 bin lira yemek, pasta ve çiçek harcaması yaptığı doğru mudur? Bu da mı çerez parasıdır?